Hocam hemen sorularla tabii, başlıyorum. Tabii. İlk seyircimiz sevgili Emin Bey diyor ki çölde karşılaştığım bir deve bana tam 9 zeytin, bir ekmek verdi. Ekmek ve zeytin görmek rüyamda benim için bereket olarak e, tanımladım hı -hı, diyor hı -hı. kendi kendime. Ne? Acaba bereketim mi artacak yoksa yaşamımla ilgili bana müjdeler mi var? Hayır. Şimdi deve kişinin Allah nasip ederse bir mal sahibi olacağını gösterir. Ekmek ömrünün uzamasını gösterir Allah izin verirse. Zeytin ise küstüğü, darıldığı veya kırıldığı biri varsa veya kendini kıran biri varsa bunun ilelebet kendisine barışacağını gösterir. Kendisinin ayağına geri geleceğini gösterir. Ve hayırlı haberler bu kardeşimizi bekliyor. Özellikle ticari konularda. Şimdi bazen gördüğümüz rüyalarda size de öyle olur mu? Çok komik oluyor. Gerçekten bunu yani nasıl soracağım, nasıl anlatacağım? Öyle komik rüyalar da var şu anda. Evet, evet, geliyor. Gönderilen rüyalar arasında ama rüya gelecekten haber veriyor mu? Verir. Allah'ın izniyle verir. Ama hangisi çıkar, hangisi çıkmaz onu bilemeyiz. Fakat verir. Yani zaten Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme Ebu Bekir Sıddık sorduğunda senden sonra uyarıcı kimse gelecek mi dediğinde mübeşşerat rüyalar gelecek dedi. Yani müjdeci rüyalar. Kimisi uyaracak, kimisi bizi mutlu edecek, kimisi müjde verecek, kimisi ikaz edecek. Ama rüyanız bir şey yapıyor. Müjde Tabii, veriyor, muhakkak. ikaz ediyor, uyarıyor. Evet, evet, evet. ee, size güzel haberler ya da Dikkat etmeniz gereken yerleri söylüyor. söylüyor. Kocamın sarı bir arabaya binip beni ezmeye çalıştığını gördüm Nur Hanım rüyamda diyor ve o kadar etkilendim ki rüyamda kalktığımda ağlıyordum. Rüyayı şöyle yorumlamış acaba kocam bana daha mı çok aşık olacak? Şimdi sarı bir arabayla ona doğru yürümesi zaten sarı renk özellikle... Ayrılık İsa... değil mi sarı? Yok. Bu hastalığın işaretini verir. Kimi zaman da güneşli bir havanın işaretini verir bize. Bir dakika rüyada sarı görmek hastalık mı? Sarı renk hastalığın işaretini verir ya hasta haberi alınacağının işaretini verir. Ama velakin burada sarı renkli bir otomobille gelmesi kimi zaman İmam Nablusi'ye göre öğleden sonra olan yani öğleden sonra olan bazı gelişmeleri gösterir bize. Bu da nedir? İşte gelecek olan bir haber. Aracı kendi üstüne sürmesi, eşinin hanımefendiye diye bir hediye alması. Yani bunu gösteriyor ve mutlu olduğu bir olayı eşiyle paylaşacağını gösteriyor. Çok da şey bir rüya değil o. Değil, zaman. yok korkulacak hani, hiçbir uyaran, şey yok. Yok bir uyaran bir şey değil. Evet. Ee, Ahmet Bey rüyasında 50 metre ileride huzur var yazısı görüyorum diyor ama Nur hanım hangi sokağa dönsem diyor. Huzur 50 metre ileride. Ben de 50 metre 50 metre 50 metre ilerliyorum ama Hı. bir türlü huzuru bulamadım diyor. 5 gün 5 hafta 5 ay içerisinde Ahmet Bey'in Allah izin verirse beklemiş olduğu kendisi için önemli olan bir haberin kendisine ulaşacağını gösteriyor. Hadi bakalım inşallah. Evet. Aşkından öldüğüm adamı tam unutmuşken birden biri ona sarıldığını gördüm, sarıldığımı gördüm. Evlenmek de istiyoruz diyor. Acaba bu bana haberci bir rüya olabilir mi? Gerçekten sevdiğini yani isabet ediyor burada kendisine sarılması. Allah nasip ederse eğer aralar açıksa geri barışacaklarına ve bu beyefendinin kendisine dönüş yaparken hızlı bir şekilde dönüp onunla yani artık son noktaya koyacağını gösteriyor. Tabii ki ne zaman çıkar onu bilemeyiz ama rüyalar eğer şimdi görülüyorsa bu hafta da gördük, iki gün önce gördük, bir ay önce gördük dersek Peygamber Efendimizin yine sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisinde üç veya beş rüyası müminin son ahir zamandaki mümini çıkar diyor. Bu da bize neyi gösteriyor? Son ahir zamanda olduğumuz için ya üçü ya beşi çıkar. Ben birazdan zaten şeyi de açıklayacağım. Hani bazen derler ki işte rüyalarla e, şey olmaz işte amel edilmez. Onu da açıklayacağım. Yani onu hiç açıklamıyor arkadaşlar. Rüyalarla amel edilmez yani ne demek? Rüyalara... Mesela amel edilmez dediğimiz zaman e, hani tek bir küme şeklinde derler ki amel edilmez. Ama amel edilmeyen noktayı söylemezler. Şimdi amel edilmeyen nokta şu onu madem ki açtık konuyu söyleyelim. Rüyalarla amel edilmez noktası şu arkadaşlar. Rüyada hani iyi ameller işleriz iyi olaylar yaparız sevap defterimize yazılmaz. Kötü olaylar yaşatırız yine amel defterimize işlemez. Hani burada amel defterine yazılmayan noktalar vardır. Yani yazılmaz. Hayır da yapsak, sevap da yapsak yazılmıyor. Ama amel edilmez dediğimiz nokta bu olduğu için diğerleri ne diyor ki ya rüyalar çıkmaz boş ver zaman oz aman yanlış yapıyoruz çünkü Kur'an'da var Peygamber'in sünnetinde var bunu kesinlikle inkar edemeyiz. Size şimdi katılıyorum çok katılıyorum ama bir şey daha söyleyeceğim. Ee, rüyalar inanmayan seyircilerimiz varsa onların evet. e, bu e, fikirleri için bir ee, bir şey söylemek istiyorum. Şimdi ben de ilk bir rüya gördüm ve çok etkilendiğimde hep Mehmet Emin ile nasıl tanıştığımı anlatıyorum ve size sevgili Onur İliman şu anda bir, beni izliyorsa kulakları çınlasın. O da Türkiye'nin en önemli yapımcılarından biridir. Dedi ki bana e, bir rüya gördüm. E, çok da etkilenmiştim rüyamdan. Hani böyle kalkarsınız üç gün o rüyayı düşünürsünüz ya. Mehmet Emin Kırgil'e anlatalım dedi. Ben de dedim ki yemin ediyorum burun ucumla. Ya Fusam ya anlatalım ya ne olacak anlatalım. Yani dedim. Size yemin ediyorum. Rüyamı anlattım. Hep bunu söylüyorum size her seferinde. Rüyamı anlattıktan birkaç zaman sonra sizin yaptığınız ve yorumladığınız gibi rüyayı yaşadım. O günden sonra dedim ki Tamam rüyalar gerçekten bize bir şeyler evet, evet. anlatıyor ama biz bunu tabii doğru bir adreste doğru bir yorumla Yapmanız. E, ortaya çıkarmamız evet, lazım. Şimdi evet. sizden şunu rica ediyorum. Burada soruları soruyorum ama siz de canlı yayına katılırsanız ve rüyanızı kendiniz anlatırsanız göreceksiniz yaşamınızla ilgili nasıl haberler verdiğini. 0 212 333 33 70 71 canlı yayın telefon numaralarımız. Duyduklarınıza, gördüklerinize, yaşadıklarınıza inanamayacaksınız. Rüyanızı anlatacaksınız ve bağlandığınızda lütfen bize sadece evli mi bekar mı olduğunuzu söyleyin. Asla yaşamınızla ilgili bir bilgi vermeyin. Sizden özellikle rica ediyorum. Telefondaki seyircimizi bağlayana kadar birkaç soru daha sorayım. Buyurun. Aşkından öldüğüm adamı tam unutmuşken Nur Hanım, ona sarıldığımı görüyorum. Evlenecek miyim diye sormuş. Evet, onun cevabını demin verdik. Kişi kendisine samimi bir şekilde geleceğini gösterir. İnşallah. Bakın. Evet. Aniden küçük bir sincana dönüşü... sincaba e, aniden küçük bir sincap insana dönüştürüyor amda. Ve gözüm açtığımda bana seni seviyorum dedi. Hayatımda da biri yok. Acaba aşık mı olacağım diye sormuş. Heh. ama isim vermediği için bayan erkek mi bilmiyoruz. Eğer o bilmiyoruz. sincap erkek ise. Yani erkeğe dönüştüyse maddi konuyla alakalı para gelecek eğer bayana dönüştüyse hayırlı bir, bir kapı açılacağını gösterir ve müjdeyle sonuçlanacak bir hayatın kapısının kendisini açılacağını gösteriyor kişinin hayatı değişebilir her an sincap çünkü çok refleksi kuvvetli bir hayvan olduğu için hı hı. aniden kendisine kapılar açılabilir rüyada hangi hayvanlar tehlike arz eder mesela yılan köpek evet. şimdi yılan ve köpek hani kendi normal hayatımızda tehlike arz etse de rüyalarda öyle arz etmez hı hı. mesela timsahlar veya e, domuz dediğimiz hayvanlar bunlar e, efendime söyleyeyim bunlar içerisinde birkaç hayvan daha var mesela e, samurları bunlar olduğu zaman e, bunlar tehlikelere arz eder ama tabii gelen mesela bir kartal kartal ne kadar hızlı gelse de hayatımıza güç verse de eğer gagası yoksa örnek veriyorum ha, mesela bu rüya ya gagası yok orada ne oluyor bizim gücümüz gidiyor gelecek olan güç bize hiçbir fayda vermeyecektir diyor. Hocam en çok rüyada bir, bir su samuru gören var mı bilmiyorum ama en çok rüyada şey görüyoruz. Köpek, yılan, evet, evet. E, işte tavşan. Çünkü biz işaretleri öyle algılıyoruz. Cenabı Allah bunu bize uygun görüyor. Kit yani kö köpek her zaman için rüyada dosttur, arkadaştır. Hadi şu an değil. değil. Yılan ise paradır, uzun ömürdür, yoldur. Çok şeyi ifade eder. Yılan da yani kuvvet demek. Mesela ev olur. olarak atıyorum mesela ev olarak kaplumbağa, su aygırı e, Fok balığı... ...bunlar mesela balina... ...bunlar her zaman zenginliği... ...ve mal sahibi, ev sahibi olacağımızı gösterir... ...hele ki kaplumbağa... ...vekare olan kızlarımız istiharelerde... ...bunları gördüğü zaman... ...müthiş derecede Allah'ın izniyle son neticeye varmışlardır... Peki kedi görmek rüyada? Kedi görmek yani kedinin rengi çok önemli ama... ...orada sevimli, mutlu olacağımız bir takım... E, ...olaylar yaşayacağımızı gösterir... ...kediye ne kadar hayatta biz nankör desek de... ...hayvan nankör olmaz... Neden? Önüne bir parça atıyoruz geri çekiyoruz. Evet. E, elimizi zaten yani atacak elini bir Peki, şeyler yapacak. bekar evet. kızlar kaplumbağa gördüğü zaman rüyasında evlilik habercisi. Diyelim Allah bir evliyim. izniyle. evliyim evet. rüyamda kaplumbağa görüyorum. Ev sahibi olacağını görüyorsun. Eğer evlisin 4-5 tane çocuğun var yetişmiş bunlar veya okuyacak veya bekarlar. Kaplumbağa gördük onlardan birinin ya iş sahibi ya güç sahibi ya ev sahibi. Buna benzer olaylar yaşayacağını gösterir. Hmm. Burada Peki. korkulacak Allah rüyada. Değil ki dünyada rüyada bile insanlar korkutmaz. Cenab-ı Allah Peki. sadece işaretler gönderir. Bizi uyaran biri olsa ben mutlu olurum. Peki. Yaptım hataları. Evet. Şimdi bir rüya gördünüz ve çok etkilendiyseniz lütfen bizi arayın. Duyduklarınıza canlı yayında inanamayacaksınız. Bizi Muş'tan arıyor Ayşe Hanım. Ayşe Hanım. Alo merhabalar, selamun aleyküm. Aleyküm selam, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hemen rüyanızı alalım ama evli misiniz, bekar mı? Önce onu öğrenelim. Evliyim, iki çocuk annem. Tamam, diyeyim. başka bilgi vermiyorsunuz. Sadece evliyim evet. ya da bekarım, o kadar. Buyurun. Evet, yer yani rüyamda ben demir yılan gördüm. Yılan. Evet, tamam. ve böyle 7 metre büyüklüğünde falan böyle yapar bir şekilde koşuyorum ama. Karanlık bir yer, koşuyorum. Ama bir sürü. Evet, şimdi kendi bir eviniz Bir derken 7 metre bir sürü yılan mı gördünüz? Evet. Yani ne? yılan demir şeklinde, şeklinde kocaman evet. ve üzerinden atlıyorum, koşuyorum. Evet. Burada mesela bakın 7 metre diyor. Düşünebiliyor musun? Yani 7 metre yani sanki ölçmüş gibi kardeşimiz hı. o kadar ki net hatırlıyor rüyasını. Hı hı. Yedi 7 gün 7 hafta içerisinde ya da 7 ay içerisinde devlet kapsında beklemiş olduğunuz bir olay varsa bu gücün Allah izin verse size ulaşacağını gösteriyor. Ama tabii yılan olması evinizde bir rahatsız olan biri varsa ömrünün uzadığını da ifade ediyor. Nitekim zaten yılan rızıklardan bahsettiğimiz için iki evladınız var. Bunların hürmetine elinize geçecek olan bir parayı da gösteriyor. Çünkü ev ahalisinin yaşamış olduğu maddi konuda ufak tefek sıkıntıların vacip olduğunu göstermiş yani onların kalkacağını gösteriyor. Evet. evet. Bu arada sevgili Özge Ulusoy bizi izliyor. Özgecim öpüyorum seni ulaşamamış telefonlardan benim de bir rüyam var arayamadım <laughs> diyor. Yaz Özgecim ya da arkadaşlarımız seni arasınlar. Evet. Çok önemli gördüğün rüya gelecekten sana haber veriyor ve gerçekten o rüyanın ne anlama geldiğini öğrenmek istiyorsan bizi canlı yayında arayıp ulaşman gerekiyor. Birçok kişi bana söylüyor zaten yani hocam diyor mesela Instagram'da olsun dahi Telefonda olsa dahi hocam çıktı diyor. Evet. Yani hocam, çok kişi ben söylüyor. söylüyorum evet, ya. Söylüyorsun. gibi değil. Evet.